Derseniz Türkiye'de başkanlık sistemi tartışması ne zaman gündeme getirilirse Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Soruyor programının konuydu. Programın moderatörlüğünü Anadolu Yayın Birliği Dernek Başkanı Sinan Burhan yaptı. Türkiye'de yeni anayasa ve başkanlık sistemiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'de ne zaman başkanlık sistemi tartışması gündeme gelse, birilerinin bu tartışmayı mevcut anayasal yapıdan ve tarihten bağımsız, kendine özgü mecrası olan bir tartışma gibi gündeme getirdiğini söyledi. Dikkat ederseniz Türkiye'de başkanlık sistemi tartışması ne zaman gündeme getirilirse, o zaman birileri bu tartışmayı mevcut sistemden, mevcut anayasal yapıdan, tarihimizden bağımsız, kendine özgü bir mecrası olan tartışma gibi gündeme getiriyor. Yani tartışmayı önemsizleştiriyor. Sanki Türkiye'de anayasal sistemden bağımsız bir başkanlık sistemi tartışması olabilirmiş gibi bir algı yaratıyor. Hatta bunu siyasi partiler de yapıyor. Mesela Meclis Mutabakat Komisyonu oluştu, biliyorsunuz, yeni Anayasa Mutabakat Komisyonu. O Mutabakat Komisyonu'na bütün partiler eşit sayıda üye veriyorlar. Meclisteki milletvekili sayısı ne olursa olsun. Aynı platformda Türkiye'nin anayasasını tartışacaklar. Ama Türkiye'nin anayasasını tartışacakları zaman hayır biz başkanlık sistemini tartışmayacağız diyorlar. Bu bir yanıltmaca. Şuna dikkat etmek lazım. Anayasa dediğiniz şey bir ülkenin, devletinin yapısını belirleyen hukuki metindir. Anayasa dediğiniz şey devleti tartışmak demektir. Anayasa dediğiniz şey devleti tartışırken devleti oluşturan meclisi tartışmak demektir. Hükümeti tartışmak demektir. Yargıyı tartışmak demektir. Hak ve özgürlükleri tartışmak demektir. Çay Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır'ın başkanlık sistemiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Uçum, meseleye Türkiye'nin bütünü üzerinden değil de günlük siyaset üzerinden bakanların bu tartışmada çok çeşitli yanıltıcı dil kullandığını işaret etti. Başkanlık sistemi saltanat üretirmez. Zaten böyle bir endişenin kendisinde bir sakatlık var. Kastedilen şey herhalde başkanlık sistemi otoriter bir rejim üretir mi? Evet efendim. Şimdi sonuçta saltanat dediğiniz şey bir devlet biçimidir. Örneğin şu anda İngiltere'de kraliçe vardır. Bir anlamda saltanat vardır ama dünyanın en gelişkin demokrasilerinden birine sahiptir. Ama Türkiye saltanat modelini cumhuriyetle birlikte geride bırakmıştır. Bugün Türkiye'de Türkiye Devleti'nin cumhuriyet olması hususunda herhangi bir itiraz var mıdır genel olarak topluma baktığımızda? Yok. Neredeyse toplumun tamamı Türkiye Devleti bir cumhuriyettir ilkesinde birleşmiştir. Doğru efendim. Dolayısıyla bir kere saltanat üretir mi? Hayır, üretmez. Çünkü Türkiye toplumu %100'le cumhuriyeti benimsemiştir ve cumhuriyet üzerinden devam edecektir. Yani bu tartışma cumhuriyete karşı ileri sürülen bir tartışmadır. Cumhuriyete sahiplenmiş bu millet bunu ileri sürenlere tükürüğüyle boğar. Artvin tatbikatları önem veriyor. Sık sık gerçekleştirilen tatbikatlarla personeller her duruma hazırlıklı tutuluyor. Yusufeli Devlet Hastanesi'nde olası olay ve durumlara kısa sürede müdahalede bulunmak amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği hastanede yangın çıktı ve bir hasta odasına mahsur kaldı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken ikinci katta mahsur kalan hasta da yangın merdiveniyle kurtarıldı. Yapılması icap eden yangın tatbikatımızı gerçekleştirdik. Daha önceden bu konuyla ilgili masa başı eğitimlerimizi hastane personelimizle yapmıştık. Bugün de uygulamalı bir şekilde tatbik ettik bunu. Gayet başarılı bir tatbikat oldu. Yangın can aldı. Olayın adresi Bartın'ın Ulus ilçesi. Kumluca beldesi Uluköy köyünde 80 yaşındaki Sultan Top yalnız yaşıyordu. Tek katlı evde çıkan yangın yaşlı kadının canını aldı. Sabah ezanından önce köy imamını aramıştık. Karşı mahalleden aramışlar. Orada bize geldi, çağırdı. Biz de geldik, olaya baktık. İş bizim kontrolümüzden çıkmış. Biz de itfaiye aradık. İşte sağlık ekiplerini aradık.
Oradan jandarma geldi. Jandarma geldi. Burada olayın müdahale, yerken müdahale yaptılar. Biz de seyirci kalmaktan başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Evi küle döndüren yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşlı kadının cesedi morga kaldırılırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Trafik canavarı mesai yaptı. Düzce'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Sadık Mavuşgöz idaresindeki kamyon seyir halinde bulunan Ergün Batu hakimiyetindeki tıra çarptı. Kamyon içinde sıkışan sürücü, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu çıkarıldı. Kurtarma çalışması sırasında kelime-i şehadet getirerek bayılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü Ergün Batu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ordu'da meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı. Davut Demirkol idaresindeki ciple Ayhan Erdoğan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada cipte bulunan sürücü Davut Demirkol ve Meryem Demirkol'la otomobil sürücüsü Ayhan Erdoğan araçlarında sıkıştı. İtfaiye ekipleri müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yarım saat tek şeritten verildi. Nasıl oldu abi kaza, anlatır mısınız? Normalde burası yeşil ışık yanıyor bu bölge. Zaten trafik hatası burada belli. Evet, orada kırmızı. Evet. Direkt yolum olduğunu zannetti bu araç. Evet. Hiç fren yok zaten. Onun da gerçek yolu. Biz de bekliyoruz ışığın yanmasını. Siz arkadaki araçta mıydınız? Bu aracın arkasında mıydınız? Hayır, ben tam karşısında bekliyorum. Şu aradayım, dönemeçteyim ben. Erzurum'un Uzundere ilçesinde geleneksel Herfeni etkinliği gerçekleştirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kaymakamlığı ve ilçe belediyesinin işbirliğinde düzenlenen etkinliğe katılım yoğundu. Uzundere Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, emeği geçen ve katılan herkese teşekkür etti. Tabii ki bu organizasyonlar bizim birlik beraberliğimizin simgesi ve bu yürüyen bir unutulmaya yüz tutmuş bir faaliyetin icraatı aslında. Erzurum'un 1000 kadar köyü vardır ve bu köylerinde hep bu tarz organizasyonlar yapılmış ama şu anda yapıla gelen çok az köyde var. Kirazlı köyüne bu anlamda teşekkür ediyoruz. Kış akşamını şenlendiren etkinlikte yöresel yemekler ikram edildi, oyunlar oynandı. Sahnelenen orta oyunuyla da gelenekler canlandırıldı. Giresun'un Bulancak ilçesinde aynı bölgede 3 kez seyla meydana geldi. Bulancak, Aydındere karayolu ulaşıma kapandı, bir ev tahliye edildi. Dedin ya, orada bir şey uçardı ya. Bulancak Kaymakamı Tayfur Elbasan olay yerinde incelemelerde bulundu. Elbasan, heyelana yönelik yapılacak olan çalışmalardan bahsetti. Pazar gecesi her iki heyelanın heyelandan çok daha büyük bir şekilde heyelan meydana gelmiş durumda. DSİ yetkilileri de çağrıldı. Çünkü burada büyük bir dere var. Heyelanın tamamen kaldırılması değil de daha önce Bulancak Kovanlık yolu üzerinde Kovanlığa 2 kilometre kala mesafede meydana gelen bir heyelan vardı. Orada yapıldığı şekilde heyelanın üzerinden yol açma çalışması denenecek. Dahası bir taraf dere olduğundan dolayı Pazar Suyu Deresi var. Dere kenarına taşlarla büyük tahkimat yapılıp yine aynı şekilde yol ulaşıma açılmaya çalışılacak. Bu arada heyelan sebebiyle 5 evin risk altında olduğu, bir evin boşaltıldığı öğrenildi.
Çay Televizyonu destek veren kuruluşlara teşekkür ziyaretinde bulunup plaket takdim etti. Kanal Çay Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Torlak, yıllardır özveriyle çalışan ve bir marka haline gelen Özma Unlu Mamulleri şirket sahiplerinden Ali Öztürk'e plaket verdi. Ali Bey kardeşimiz Özma firması takriben 8-9 seneden beri televizyonumuza reklam vererek katkı sağlıyor. Biz de Çay TV olarak televizyonumuza reklam katkısı sağlayan firmalara birer plaket sunmayı uygun gördük. İsmail Torlak desteklerinden ötürü Öztürk'e teşekkür etti. Plaketimizi takdim ediyoruz. Çay Televizyonu mikrofonunda konuşan Ali Öztürk ise duygularını paylaştı. Biz de size teşekkür ediyoruz. Yani onurlandırdınız bizi. Tabii ki bir senelerin verdiği bir mücadeleyle kolay bir yere gelinmiyor. Halen daha mücadeleye devam ediyoruz. Teknolojiyle beraber, yeni gelişim şeylerle beraber. Biz de Çay Televizyonu'na teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten onurlandırdınız. O bizim televizyonumuz. Biz gurbette biri olarak o güzelliği bize Karadeniz'den yansıtıyorsunuz devamlı sürekli olarak. Aslında biz değil, bütün iş adamlarının buna destek vermesi lazım. Çünkü ben içini bildiğim için söylüyorum ben. Bir oradaki, burada yaşayan biri olarak oradaki yaylıları görmek, gezmek. Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Tabii bu kolay değil. Bütün özel iş adamları veya Karadeniz iş adamları bu desteği vermesi lazım diye düşünüyorum. Özma 35 yaşında. 35 senedir eğer teknolojiyle beraber hep yürüyoruz. Yani hep aynı yerde kalmıyoruz. Şimdi ek bir fabrika daha ilave ettik. Son sistem artık teknolojinin en sonu. Tabii ki mücadele etmeden olmaz bunları. Mücadeleye devam ederek işte yürümeye devam ediyoruz. 35 yıldır ayakta durmayı başaran ve teknolojinin kullanıldığı şirket çok sayıda kişiye de istihdam sağlıyor. Şu anda 150'nin üzerinde ama bu 150 kişi dediğim zaman teknolojiyle beraber, yani biz hiç el değmeden üretim yapıyoruz tamamen. Bant sistemi, yani hiçbir şey el değmeden paket olarak hazır veriyor sana. Çay Televizyonu'na uzun süredir destek veren bir diğer kuruluş da Atılgan Şirketler Grubu. Atılgan Grup sadece Karadeniz bölgesi değil, Türkiye genelinde sanayiye katkı sağlayan, teknolojiye katkı sağlayan bir firmadır. Aynı zamanda televizyonumuza da senelerden beri reklam vererek ciddi oranda katkı sağlamaktadır. Biz de televizyonumuza verdiği katkıdan dolayı Atılgan Grup Başkanı Hüseyin Bey'e bir plaket vermeyi uygun gördük. Atılgan Otomotiv Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Atılgan, Çay Televizyonu'ndan övgüyle söz etti. Çok saygıdeğer hocam İsmail Torlak Bey'e teşekkür ediyorum. Tabii bu bir yerde Çay Televizyonu yönetiminin başarısı. İlk seferleri hatırlarsak, bugünlerle karşılaştırırsak ne kadar büyük bir yol aldığını görürüz. Yerel televizyonlar içerisinde zaten lider pozisyondasınız. Özellikle bu gibi yerler içerisinde en önemli husus müşterinin beğenisini kazanmaktır. Bu da bir program yapımcısıdır. İnanıyorum ki hocamın ve Cemal hocamın katkısı vardır, çok büyüktür. Ama siz de genel yayın yönetmeni olarak sizin de katkınız var. Sizleri de tebrik etmek lazım. Tabii ki Rize'de böyle bir televizyonun olması ve Türkiye genelinde izlenmesi, özellikle bizim yaptığımız, sizlerle yaptığımız programlarda Türkiye genelinde birçok müşterimiz sizin fanatiğiniz olmuş. Hatta yaptığımız söyleşiler sonrası beni çok kişi arıyor. İşte fiil olarak göremedik ama televizyonda özlemini giderdik diye. Rize'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürünün de tanıtımı noktasında Çay Televizyonu'nun önemli bir yerde olduğunu belirten Atılgan, desteklerinin devam edeceğini söyledi. Ben bu konuda hem ilimize hem ülkemize çok katkı yapan dini programlarla, yerel programlarla ve özellikle Rize'nin hani çok önemli bir konusu vardı.
bu konuda Yeşil Yol projesiydi. O konularda sizlerin yapmış olduğunuz yayla programları o yolun ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Yapmış olduklarınız ve gelecekle ilgili daha iyi, daha gelişmiş, daha farklı bir yere ki burada ne şekilde masraflar olduğunu biliyoruz. Bu Çay TV hocam onların değil, Rize'nindir. Rize'nin iş adamı da belirli nokta iş yapacağım diyenlerin de Rize'ye ve Çay TV'ye sahip çıkması lazım. Ve size böyle güzel programlar yaparak insanları buralara getirttiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah. Rize'de 6 aydır aranan cinayet zanlısı evinde yakalandı. 31 Ağustos'ta yaşanan olayda Çamlıhemşin ilçesi kaymakamlık binası önünde iddiaya göre AK ve MK ile akrabaları arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmada MK silahla iki kardeşi öldürmüştü. Olay sonrası baba yakalanmış, oğul MK ise firar etmişti. Jandarma ekiplerinin 6 ay süren arama çalışmaları sonrası MK evinin zeminini açtığı, üzerini halı ve tahtalarla örttüğü çukurda bulundu. Zanlı, Çamlıhemşin İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından Pazar Adliyesi'ne sevk edildi. Karlar eriyor, sel meydana geliyor. Denize sürüklenen odunlar vatandaşlar için fırsat oluyor. Sakarya'da ihtiyaç sahibi aileler sel sularının sürükleyerek getirdiği odun parçalarını sahilden toplayarak evlerine götürüyor. Denizden büyük kütükler de geliyor. Vatandaşlar da bu kütükleri motorla doğrayarak işini kolaylaştırıyor. Aileler birçok tehlikeye rağmen şiddetli dalgalar arasında kışlık yakacaklarını taşımaya çalışıyor. Aşırı yağışlar yüzünden işte Sakarya'nın yerini getirdiği odunları böyle kenara atıyor dalga. Biz de bunları toplayıp kışlık odun yapmaya uğraşıyoruz. Bir şey demiyorum, odun topluyoruz. Denizden geliyor. Biz de ablamla topluyoruz kışlık. Kesiyoruz, odun yapıyoruz. Evet. Kışı çıkarmaya çalışıyoruz. Odunlar hep bu İstihaneköy tarafına, yani bu sahile, Kummale sahiline falan vurduruyor. Genellikle bu köyün insanları da yani topluyor odunları. Yani traktör olanlar öyle topluyor, kayı olanlar dereden topluyor. Böylece hem sahil temizlenmiş oluyor hem de vatandaşların odun ihtiyaçları gideriliyor. Anne ve babasını kaybettikten sonra sokaklarda yaşamını sürdürüyor. Bunu hangi gazeteye yazıyorsun? Soğuk kış günlerinde metruk bir binaya sığınan Adnan Çelik'in hayat mücadelesi yürek burkuyor. Burası Samsun'un Bafra ilçesi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giden polis, gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Öldü. Annem, babam hep öldü. Bir şey bulamıyorum, rahatsızım. Ayaklarımdan yara civan çıkıyor. Üşümüyor musun burada? Üşüyorum de. Ne yapayım? Kalıyorum işte burada. Abla, burada kalıyorum. Kendi zaten rahatsızım. Çelik gözyaşları içerisinde kendisine uzanacak yardım eli bekliyor. Ben Türk'ü cümlete yaşayan Adnan Çelik. Tanrı Çelik de benim yeğenim. Halamın oğlu. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Yaşadığım yeri biliyorsunlar. Ne oldu ki? İnsan gibi yaşamak istiyorum ben. Devletten, hükümetten, kaymakamlıktan yardım istiyorum. PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Karşıyaka mağlubiyetinin ardından deplasmanda oynayacakları Şanlıurfa Spor maçına hazırlanıyor.
Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Engin Korukır takımın durumunu değerlendirdi. Hakikaten iyi bir takımımız var. Bizim iyi bir takımımızı alacağımız sonuçlar da zaten belli edecektir. Genelde baktığınız zaman geldiğim günden beri gerek futbolcularımdan, gerek buradaki yönetimimizden, personelimizden, herkesten çok memnunuz. Zaten konsantremiz de hep yüksek seviyede çalışıyoruz. Bu bize dönecektir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten bir talihsizlik, şanssızlık var diyeyim. Yani öyle diyeyim. Beceriksizlik de var. Tabii bizim de beceriksizliğimiz var. Kendimizi, ilk önce kendimi koyayım. Bir maça bakarsak çok gol kaçırdık. Demek ki biz de bir yerlerde eksiklik yapmışız. İşte bu eksiklikleri hep beraber futbolcularımla beraber tamamladığımız zaman hem iyi sonuç alan takım hem de daha iyi oynayan bir takım olacaktır. Korukır bütün hedeflerinin Şanlıurfa Spor maçından 3 puan alabilmek olduğunu belirtti. Bütün hedefimiz bu hafta Urfa'dan mutlu dönmek. Bunu da başaracak güçteyiz. Acı haber yine Şırnak'ın Cizre ilçesinden geldi. Terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda bir asker ve bir polis şehit düştü. Diyarbakır'ın Sur ilçesi ve Şırnak'ın Cizre ilçelerinden sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de yürek yakan haberler gelmeye başladı. İlçede Kültür Sanat Sokağı'nda alışveriş yapan polis memuru yüzleri kapalı 5-6 teröristin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan özel harekat polisi Abdülkadir Oğuz kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Şehit polis için ilk tören Hakkari'de düzenlendi. Şehidin acısı Şanlıurfa'daki baba evine kor gibi düştü. Şehit ablasının feryatları yürekleri dağladı. Şehit, kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişi tarafından ebediyete uğurlandı. Toprağa 10 kişiyi koydu, 10 kişiyi koydu. Tamam, tamam, namaza başlayacağız. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Şırnak'ın İdil ilçesinde 1 Şubat tarihinde teröristlerce önceden yola döşenen patlayıcının zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu yaralanan polis memuru Tayfun Yüce tedavi gördüğü Gata'da şehit oldu. Dokuz günlük yaşam savaşını kaybeden 25 yaşındaki Tayfun Yüce'nin Adana'nın Ceyhan ilçesindeki evine ateş düştü. Şehidin anne ve babası desteklerle ayakta durabildi. Şehit Tayfun Yüce nişanlıydı. Öğretmen nişanlısı Nursin Güven'le Nisan ayında düğün yapacaktı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehadetine şahitlik eder misiniz?
kendisini nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği üyesi bir grup, Karadeniz'in en önemli fındık ihracatçı firması olan bir şirketin Trabzon'daki merkezi önünde toplandı. Çalışalım arkadaşlar. Yaklaşık 60 kişilik fındık üreticisi, fiyatlardaki düşüşü protesto etmek için firma önüne siyah çelenk bıraktı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Arsin Ziraat Odası Başkanı Hasan Kozoğlu, Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin çiftçinin yanında olduğunu belirtti. Ziraat odaları olarak her zaman olduğu gibi çiftçimizi korumak için elimizden geleni yapacağız. Çiftçimizin emanete bıraktığı fındığı bile satıp piyasa fiyatını yönlendirmeye, düşürmeye çalışanlar asla başarılı olamayacaklardır. Fındıkta oynanan oyun ortadadır. Daha işin başında rekolte oyunlarıyla fiyatları düşürmeye çalışan bu kesimler, karşılarında her zaman çiftçinin temsilcisi olan ziraat odalarını bulmuşlardır ve bulacaklardır. Fındığın önemli bir tarım ürünü olduğunu vurgulayan Kozoğlu, fındıkta tekelleşmenin olduğunu ifade etti. Fındıkta serbest piyasa şartları yoktur. Alıcısı az, satıcısı yüz binlerce olan bir ürün, bu yapı üzerinde tekelleşmeye gidiş vardır. Ülke için bu kadar önemli bir ürün, sayıları 400 bine ulaşan fındık üreticisiyle, aile üyeleriyle milyonlarca üreticimiz sahipsiz bırakılamaz. Kaderleri birkaç şirketin insafına terk edilemez. Yabancı şirketlerin amacı bellidir. Piyasayı ele geçirmek, tekel olmak, daha sonra da fiyatı istediği gibi belirlemektir. Kozoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in verdiği sözü hatırlattı. Devletin de arkamızda olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Nitekim Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu olarak ziyaret ettiğimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik de fındık fiyatlarının düşmesi halinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin muhakkak surette uygun bir fiyatla 50 bin tonun üzerinde fındık alarak piyasaya gireceği sözünü vermiştir. Karadeniz'de fındıktan geçimini sağlayan milyonlarca üretici ailesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Çelik ve hükümetimizden bunu beklemektedir. Bakanımız Sayın Çelik, TMO'nun 50 bin ton fındık alacağı sözünü yerine getirmelidir. Düşen fındık fiyatının 15 lira seviyelerine çıkacağını söyleyen Kozoğlu, iç fındık fiyatına da değindi. Oynanan oyunlarla 10 lira ve aşağısına düşen fındık, TMO'nun tekrar müdahale etmesiyle yeniden 15 lira seviyelerine çıkacaktır. Esnaf ticaret odaları borsalar, bazı illerde esnaf ticaret odaları borsalar da ziraat odalarının yanında yer almaktadır. Açıklamaları da ortadadır. Bu odalarda TMO'nun devreye girmesini istemektedirler. Karadeniz'deki fındık üreticisinin gözü şu anda TMO'nun devreye girmesinde. Çareyi TMO'da aramaktadır. Bir an önce TMO'ya devreye girmeli, üretici rahatlamalıdır. Açıklamaların ardından grup dağılırken protesto sebebiyle polis ekipleri de önlem aldı.